Şimdi AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel aktardı. Mega kentte toplam 49 aday seçim maratonuna giriyor. Toplam 4 oy pusulası var. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, belediye meclisi ve muhtarlık için oylar kullanılacak. Şimdi aslında burada da var. Şöyle bir ayağa da kalkalım tam net bir şekilde de görünsün. Yani sosyal medyada da çok fazla tartışıldı bu görüntüler. Ta ne dersin bir metrelik bir oy pusulası işte orada biraz güç olacak mı acaba oy verirken? Ne dersiniz bak? Cezayir falan diyorsunuz. için çok böyle ileriye gitmeden e, hallolacak bir şeye benziyor, oy pusulasına benziyor. E, Renksiz mi? Evet. Galiba. Renksiz mi olacak acaba? Onu bilmiyorum da. Onu Renkli ben... olur galiba. Hmm. Burada tabii temsili bir pusula mı var acaba şu anda onu tam bilemiyorum. Şöyle, pusula <laughs> ne kadar uzun olursa olsun sonucu inşallah kısa olur. Ama şu. renginden önce en uzun olanı önemli olan dikkat çeken nokta şu anda bir metre oluşu. Evet. Ee, inşallah... Seçmen zorlanır mı Bahar Hanım? Zarfa sığmıyor ya geçen şey dedi <laughs> evet. yani katla katla. En avantajlı katla. partiler en baştaki ve en sondaki. Ha doğru valla. bağımsız adaylardan dolayı bu kadar uzun. Öyle mi en sondaki değil ya. Aşağısı en bağımsız sondaki adaylar mi? o yüzden bu kadar uzun. Öyle bağımsız mi? aday sayısı çok fazla bak yukarıda partiler Aynen, bağımsız bitiyor adaylar. bağımsızlar devam ediyor. Ama yine evet. de çok yani hadi onları geçtik kısaltmıyor yani fazla da şey. İnşallah sayması kısa, kısa olur yani bu çünkü başa baş bir mücadele geçecek gibi evet. duruyor. O anlamda e, boyu uzun ama sayması kısa olur inşallah bu pusulanın. Peki. Başka bir bu konuyla ilgili söyleyeceği yoksa kimsenin şimdi bir başka başlıkla o zaman <laughs> devam edelim. Bence ya bu tabii kimilerine absürt gelebilir. Şimdi Neden? belediye başkan adayları daha kişisel bir şey olduğu için aslında parti amblemi yerine keşke başkanlara resimleri olsa. Başkan adaylarının ya da hmm. <laughs> yani hani birçok kişi ya işte örnek veriyorum Murat Kurum işte veya işte İmamoğlu veya hangi partiden hani karıştıran insanlar da olabilir. Çok iç içe siyasetle olmayan. Dolayısıyla isimden değil belki resimler de başkan adayların olabilirdi. Yani böylesi bir şey. Peki. İlginç olan şu Türkiye'de 200'e yakın parti var. Türkiye'de seçimlere katılan parti sayısı hep çok düşük. Yani partiler evet demokrasinin hücre hücreleridir. Hani temel taşıdır deriz ama Türkiye'deki bazı partileri seçime girmeden parti olarak var, var oluyorlar. Bu hakikaten ilginç bir başka süreç. Yani normalde bütün partiler Türkiye'de seçime girse 5 metre olması lazım. <laughs> bu arada bir cümle eğer evet, çok kısa edersen, alayım başka, başka hem Ankara geçelim. hem de İstanbul'la ilgili dikkatimi çeken bir husus. Hem Ankara'da Sayın Yavaş hem de İstanbul'da Sayın İmamoğlu her tarafa kendi fotoğraflarını asmışlar. Tabii ki de bu bir propaganda yöntemidir ama gönül isterdi ki hem Sayın Yavaş hem de Sayın İmamoğlu Çıkıp o afişlere bunları 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 yaptık diye asabilselerdi. Ben en son işte geçen Ankara'ya gittiğimde şöyle bir ifade söylediler. Sayın Yavaş kendisinin yaptığı binalara asmak isteseydi bu afişleri. Önceki dönemden Sayın Gökçek döneminden kalan yapılara asılmış binalar. işte kamu şey belediye binaları, Peki. hizmet binaları. Sayın Gökçek'in yaptığı yerlere asmayacağım ben kendi fotoğrafımı demiş olsaydı. Hiçbir yerde Sayın Yavaş'ın fotoğrafını göremezdiniz diyorlar. Bu da dikkat çekici bir tablo. Keşke yaptıklarını atsalar, fotoğraflarını değil de. Peki, şimdi bir başka başlıkla devam daha, edelim efendim. Daha bütün adaylar, bütün adaylar aynı. Yok, herkes işi söylüyorum. Peki, da böyle bir tespit oldu. Bu tespitle beraber konuyu keşke Kolayın bu kadar olmalı. bayrak afiş olmasa da o bütçe daha anlamlı yerlerde değerlendirilse, öte yandan yani. Evet, hepsi çöp oluyor yani. Peki. Orada Özgür evet. Özel eksikliğini söylemem lazım yani. Ee, mesela iktidar, AK Partili evet, belediyeler, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, ilçe belediyeleri mesela kendi resimlerini, üçlü fotoğraf basıyorlar. Ee, İstanbul'da çok özgür özel resmi yok. Ee, genel başkan, yani CHP tüzüğü, CHP temsil eden genel başkandır. O her zaman e, o akıllarda kalması lazım.